Sevgili dostlar, herkese merhaba. Gülbahar Hatun Camisi'nin önündeyiz. Eski ismiyle Cami İmareti Amire-i Hatuniye Camisi. Trabzon'un en eski İslami eseri olarak kayıtlara geçen bir yapı burası. Gülbahar Hatun Camii, Yavuz Sultan Selim'in annesi Ayşe Gülbahar Hatun ismine oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından 1514 tarihinde, Hicri 920 tarihinde yaptırılmış bir cami. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde okuduğumuza göre caminin bir külliyesinden bahsetmek mümkün. Medrese, imaret, Darül Kura, Sibyan Mektebi, hamam gibi pek çok bölümü vardı. Şu anda sadece cami ve hemen caminin doğusunda gördüğümüz Gülbahar Hatun'a ait türbe gözümüze çarpıyor. Trabzon'un Atapark olarak adlandırılan bölümündeyiz. Şehir surlarının hemen batısında bulunuyor bu bölüm. Gülbahar Hatun Camisi ile ilgili bilgi verirken mimari olarak Zaviyeli Camiler grubuna girdiğini söyleyebiliriz. Zaviyeli Camiler Osmanlı'nın erken dönem mimari usulü idi ve klasik dönemde terk edilmiştir bu usluk. Caminin girişinde 5-6 sütunla taşınan ve 5 kubbeyle örtülü bir son cemaat yeri bizleri karşılıyor. Girişte sağ ve solda, doğu ve batıda ikişer mukarnaslı mihrap ve ana giriş kapının üstünde de yine bir mukarnaslı kubbe olduğunu görüyoruz. Ve erken dönem mimariyi gösterir zaviyeli camilerin diğerlerinde olduğu gibi ters T planlı inşa edilmiş. Bu ters T planlı camilere örnek görmek isteyenler Bursa Yeşil Camii, Muradiye Camii, Orhan Camii gibi camileri görebilirler. Aynı zamanda zaviyeli camilerin ilk örneği de İznik'teki Orhan Gazi Camisi. Gülbahar Hatun 1510 yılında vefat ediyor ve Yavuz Sultan Selim burada valilik yaparken henüz padişah olmadığı dönemde vefat ediyor ve Yavuz Sultan Selim bu camiyi annesinin hatırasına yaptırıyor. Girişte de gördüğümüz gibi Hicri 920, miladi olarak 1514 tarihi. Kare planlı, ters T planlı, ortada bir merkezi kubbe tarafından örtülü bir kare ibadet alanı ve her iki tarafında da iki odadan oluşan bir zaviye mevcut. Girişteki kitabe üzerinde onarımın 1885 yılında yapıldığı miladi olarak yazıyor. Şimdi içerisine doğru girip biraz içerisini görelim ve zaviyeli camilerle ilgili ne diyebiliriz ona bakalım. Şimdi merkezi kubbenin örttüğü bir kare mekan ve batıda ve doğuda iki küçük oda, küçük kubbeyle örtülü iki küçük odadan bahsedebiliyoruz burada. Ve bu odaların Osmanlı'nın ilk döneminde Selçuklu'dan kalma, Selçuklu'nun avlulu medrese planının devşirilmesiyle oluşturulmuş bir evrilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Bu küçük odalarda aslında gezginler, ticaretle uğraşanlar, yolda yorulup dinlenmek isteyenler ya da yeni bir şehre gelmiş taşradan iş arayanların 3 gün boyunca kalabildiği taphaneler söz konusuydu. Bu taphanelere zaviye deniliyor idi. Sonrasında tabii bu plan Bursa'dan sonra değişti ve klasik dönem Osmanlı mimarisinde artık bunu görmüyoruz. Artık caminin dışında taphaneler başka bir yapı olarak eklendi. İstanbul'daki Büyük Selahattin camilerinde böyle bir durum görüyoruz. Minber mermerden yapılı. Üzerinde geometrik işlemeler var. Gayet sade bir minber ve mihrapta mukarnaslı bir niş var mihrapta ve Rumi motiflerle
bezenmiş. Güzel bir camimiz Gülbahar Hatun Camisi. Görmek isteyenler Trabzon'un Atapark bölgesinde gelip ziyaret edebilirler. Bir de bahçesinde sekizgen bir şadırvanı hala mevcut. Şadırvan aktif olarak kullanılıyor. Kurşun bir kubbeyle, konik kubbeyle örtülü. Görmek isteyenleri buraya çağırabiliriz. Hem etraftaki diğer yapıların keşfine hem de Trabzon'un surlarının batı tarafında Zanos Burcu'nu, Zanos Vadisi'ni görerek kale içine doğru yürüyerek ziyaretlerine devam edebilirler. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.